Evet. Merhabalar millet, hepiniz hoş geldiniz. Bir giriş yapayım, ben ondan sonra bir tekrardan şey yaparız. Girişim yapayım. Ondan sonra bir açarım abi tekrardan yayını. Bugün başta da gördüğünüz üzere Pixelmon yayını yapacağız. Minecraft yayını yapacağız. Sunucumuzu inşallah açıyoruz yakın bir zamanda. Onun şeyini yapacağız bakalım. Bir şeyler yapacağım. Ondan sonra açacağım abi, bekleyin. Tamam. Hepiniz hoş geldiniz. Şu anda kaç kişiyiz göremiyorum. Ama önemli değil. YouTube bize ambargo koydu daha demin. Şu anda yayında donma var mı millet Twitch'te? Onu bana bir söyleyin. Twitch'te var mı donma? YouTube'dan mı sıkıntı yoksa benden mi? Onu merak ediyorum. Twitch'te yayında bir donma var mı? Onu bir söylerseniz sevinirim. Şu anda 15 kişiyiz sanırım. Onlar güncellenecek. Takip eden arkadaşlar var. Cesur hoş geldin. Alihan hoş geldin. Berelax hoş geldin. Enchotikin hoş geldin. Bolivor hoş geldin. Ondan sonrasında Ardaz varmış. O da hoş geldi. Takip eden arkadaşlar. Şu anda yayında donma falan var mı? Onu bir söyleyin de ona göre devam edeceğiz. Donma falan var mı? La yazsanız oğlum, ne bekliyorsunuz orada? Chat'te mette bir sıkıntı var mı? Oğlum benim chat gitmiş lan. Sohbet bağlantısı kesildi diyor. Allah'ım yarabbim, ben de diyorum. Niye sizin yazılar gelmiyor? Bir dakika. Şu anda yok diyorsunuz. Tamam. Tabii şu anda geldi galiba. Bir yazı yazın. Bakalım gelecek mi? Ekranasın. Tamam gelmiş. Ben de diyorum ulan niye bunlar şey yapmıyor? 30 kişiyiz şu anda. Bir donma yok. Şimdi bugün isterseniz şu anda Aykut var. Bizim builderlardan sağ olsun. Şu anda işleri yapıyor. Şu gördüğünüz yer bizim sunucu abi. Eğer isterseniz bugün whitelist'ten çıkarırız. Biraz oynarsınız. Ondan sonra yine kapatırız. Burası server'ın spawn'ı, doğuş noktası. Hatta sunucunun Discord linkini atayım ben. Oradan indirmek isteyenler varsa modu falan, bugün gelmek isteyenler varsa indirebilir. Modlu bir sunucu olacak demiştim sizlere. Şöyle. Nerede donma var lan? Şu anda her şey normal gözüküyor bende. Akışta herhangi bir sıkıntı yok gözüküyor. Şimdi oyunun amacı ne? Benim yaşındakiler ve benden büyükler bilir abi Pokemon'u. Biz eskiden küçükken saat 6'da, 6.30, 7'de kalkar çizgi film izlemeye kalkardık. Pokemon'u izlemeye kalkardık. Orada işte o çizgi filmin oyuna uyarlaması bu. Bayağı kaliteli bir mod. Adamlar bayağı emek vererek yapmış ve ben bunun 6 senedir sunucularını açıyorum Türkiye'de. Yani Pixelmon'u oynayan 10 kişiden 8'i beni biliyordur yani. Bunun 6 senedir sunucularını açıyorum. Ve sağ olsun Batı Host, son zamanlarda biliyorsunuz ekonomik saldırı falan oldu ya Türkiye'ye. Dolar 4.5 civarında falandı. Birden 6'ya 7'ye fırladı falan. Bizim de ekonomik kaldırmadı abi yani sunucuyu açık tutmaya. Yaklaşık 2 ay önce falan kapattık sunucuyu ve şimdi de yeni bir sunucu açacağız. Sağ olsun Batı Host, ekranda da gördüğünüz üzere bize sponsor oldu. Batı Host'un linkini de böyle bir atayım. Eğer sunucu almak istiyorsanız Batı Host'tan alabilirsiniz. Uygun fiyatları var. Bize sponsor oldu. İş ortaklığı teklif ettik biz onlara. Onlar da kabul ettiler. Dediler tamam, sizin sunucunuzu barındırabiliriz. Bir Batıyost kalp yazarsanız chatte sevinirim. Adamlara da bunları gönderelim. Adamlar sağ olsunlar bizim sunucuyu açtılar şu anda. 12 GB RAM'li bir sunucumuz var. İnşallah kaldıracak falan. Bu sunucuyu sizlere sağlayacağız. Ben de bugün bu Pixelmon'u, Pokemon'u bilmeyen arkadaşlar için bir Survival serisine başlayacağım. Kendim bir oynamaya başlayacağım. Siz de bunu öğrenmiş olursunuz. Aleykümselam Oligofer. Kaan Aleykümselam. Hoş geldiniz millet, hoş geldiniz. Bir Batıyost kalp spawnlarsanız sevinirim chatte. Adamlar da bir sevinsin, o kadar bize sunucu verdiler, sağladılar. Emekleri boşuna gitmesin. Yani sonuçta bu sunucunun fiyatı, normal fiyatı zaten bakarsınız oradan. Adamlar bize kaç paralık sunucuyu bedava sağladılar yani. Aleykümselam Sibel, hoş geldin. Ejderi'ye takip ettiğin için teşekkürler. Noobstin, hoş geldin. Rushness, hoş geldin. Ben bir kendi starter Pokemon'umu seçeyim. Ben Pikachu sevmiyorum abi. Şöyle kendime bir Charmander vereceğim. Böyle değil ama. 10 seviye vereceğim. Şunları da silelim abi. Ben de starter Pokemon'um olarak, başlangıç Pokemon'um olarak Charmander seçeceğim. Aleykümselam. Atalay hoş geldin. Ben de sizi seviyorum millet. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Şimdi
Öncelikle bu nasıl oynanıyor? Bir game moddan çıkalım değil mi abi? Önce bir game moddan çıkalım. Kit Eğitmen kitimi de alayım. Şimdi oyuna başladığınızda böyle başlayacaksınız. Ben şu anda fall damage yiyorum ama oyunda fall damage yemeyeceksiniz. Merak etmeyin. Ben admin olduğum için yiyorum. Adminlere kapatmadık bunu. Şöyle düştüğünüzde hasar almayacaksınız oyuna başladığınızda. Amacımız Pokemon'larımızı kasıp diğer eğitmenlerle savaşmak. Sunucuda her hafta turnuvalar falan olacak. Zaten eskiden oynayanlar biliyor abi sunucumuzun nasıl bir şey olduğunu. Her hafta turnuvalar olacak sunucuda. Pokemon savaşları yapacaksınız. Örnek savaş falan yapacağım. Şu anda ben de Pokemon'larımı kasacağım. Ufaktan bir sunucuyu tanıtayım sizlere, göstereyim nerenin neresi olduğunu. Ondan sonra ben de normal kendi oynayışıma başlayacağım. Şimdi abi şu gördüğünüz alan. Abicim Discord sunucusundaki bot komutu düzeltir misin? Ne olmuş ki bot komutu, onu anlamadım. Oyun sesini kıs, çok fazla geliyor. Bakalım abi şöyle. Şu an nasıl? Böyle bir deneyeyim abi. Oğlum ben buradan düşersem ölürüm, bir dakika. Kaç fly var şu an, sıkıntı yok. Şimdi şu bölgeniz, bu bölge abi spam noktanız. Burada sunucuda başlıyorsunuz. Ondan sonrasında buradan iniyorsunuz abi. Sizde uçma olmayacak. Bende oluyor tabi. Buradan iniyorsunuz. Burası bir şey değil. Buralara ekleyeceğiz bir şeyler. Buralar şu anda boş. Daha sunucu bitmedi dediğim gibi. Burası abi kılıç heykeli. Böyle dekorasyon olarak olsun diye. Şuraya da bir parkur yaptık. Bu parkurla buraya çıkanlar burada bir NPC olacak. Bununla savaşıp kazanıp bundan ödül alacaklar. Buradan bayağı bir şeyler alacaklar. Şu evler dekorasyon tamamen. Ondan sonrasında burada bir arenamız var. Bot'un kendisi sıkıntılı, adam yapsın. Abi bot'u ben yapmıyorum sonuçta. O level bot'u sıkıntılı, ben Discord şeyi de görüştüm adamın. Düzeltecekler yakında. Burası arenamız. 2v2 Pokemon savaşları yap... 2v2 diyorum. 1v1 Pokemon savaşları yapacağımız arenamız. Bu da benim Pokemon'um, Charmander'ım. Şu alanda hastanemiz abi. Pokemon'larımız öldüğünde burada iyileştireceksin. Sürüm kaç? 1.12.2. Discord linkini Mus, sen atsana bir Discord linkini. Oradan indirebilirler modları. Mus, sen bizim Kitanma şeyinde var mısın acaba? Ben yani şöyle bir Discord şeyini atayım da. Mus, sen bunu atarsın ara ara. Oligofer veya Mus, bunları yapıştırırsınız abi arada. Şimdi müzik Fixelmon'un kendi müziği. Burası hastanemiz. Pokemon'umuz öldüğünde burada iyileştireceğiz. Örnek bir savaş yapayım da ölsün Pokemon'umu iyileştireyim. Mesela bak Clefairy var burada, level 15. Ben buna başlayacağım. Fight dedim, bakın Ember saldırısı atıyorum. Buna bak hasar veriyorum, gördünüz mü? Savaşıyoruz şu anda onunla. Fixelmon'u bilmeyenler için de göstereyim ben buradan. Bu eleman bizi öldürürse eğer bunu yakalama şansımız da olacak. İleride Pokemon yakalamayı da göstereceğim. Şimdi Pokemon'um ölsün. İyileştirmeyi falan göstereyim. Yalnız beni 2 saattir öldüremedi hala. RP mi yapacağız? Yok abi RP değil. Normal oyunumuzu oynayacağız. Biz bir aslında roleplay de diyebiliriz. Bir Pokemon eğitmeniyiz abi. Kendimiz Pokemon eğitmeni yapıp diğer Pokemon eğitmenlerinden daha güçlü olmaya çalışacağız. Şimdi şu yer hastane. Bunlar healerlar. Pokemon'larınızın canını iyileştirmek için buna sağ tıklıyorsunuz ve Pokemon'unuz iyileşiyor. Bak şimdi level 10 fainted diyor solda, görüyor musunuz? Bak geri dirildi. Artık atabiliyorum. Burada bilgisayarınız var. Yeni yakaladığınız Pokemon'lar 6, şuradaki 6'yı geçtikten sonra buraya geliyor abi. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu trader sistemi var. Diğer eğitmenlerle Pokemon'larınızı takas edebiliyorsunuz burada. Poke Heal komutu var mı? Poke Heal komutu var ama siz kullanamıyorsunuz bunu tabii ki. Bu bana özel şu an. Ondan sonrasında şurası marketimiz abi. Marketi göstereyim. Market bayağı güzel, detaylı yaptık. Çok fazla şu anda içinde bir şey yok. Daha eklenecek. Marketler hazır. Eklenmeyi bekliyor. Burası ilk katımız. Marketin ilk katı boş. Böyle bir yer. Buradan yukarı çıkıyorsun abi. Evet. Şurada ilk marketimiz var. Şimdi burası evrim taşları. Pokemon'ların, bazı Pokemon'lar evrim geçirmek için evrim taşları gerekiyor. Mesela şöyle. Pokegiv, Eren, Ceylan, Eevee. Eevee vereyim kendime. Echo, at, Eren, Ceylan'ı. Kendime bir de para vereyim. Şimdi buradan bir ateş taşı aldım mesela. Bazı Pokemon'lar, Eevee gibi bazı Pokemon'lar evrim için taş gerektiriyor. Bu evrim taşını, bunu attığımda Eevee evrim geçiriyor gördüğünüz üzere. Abi drop yiyor. Nasıl drop yiyoruz lan? Drop, drop gelme abi, drop. Drop sakın. Niye örsüyle yaptınız? Güzel gözüküyor abi. Bak bu evrim geçirdi şu anda mesela. Ember skill'i kazandı. Bunu aldık. Buradan evrim taşları satın alabiliyorsunuz. Parayı nasıl kasacaksınız? Eğitmenleri yenerek, NPC'leri yenerek para kasabilirsiniz veya ürettiğiniz şeyleri burada satabiliyorsunuz.
Bak poke topunu satabilirsin mesela burada. Burada oltacımız var. Olta alıyoruz. Şöyle ben bir örnek olta alayım. Oltanın ne işe yaradığını da göstereceğim sizlere. Ondan sonrasında burada bir shopkeeper'ımız var. Burada potion alacağız. Pokemon'un diyenin canı azaldı. Gitmek istemiyorsun abi hastaneye. Hastaneye gitmek istemiyorsan buradaki potionlardan Pokemon'a verebilirsiniz. Bak buradaki tam tedavi ne içeriyor biliyor musunuz? Pokemon'unuz öldüğünde değil bu. Paralize falan oluyor bazen. Pokemon'umuz yavaşlatıyor elektrik çarpınca falan. Burada kullanabiliyorsunuz. Burada can iksirleri var. Bunları yine kullanabiliyorsunuz. Oğlum çok güzelmiş. Mod adaptörün yardımıyla Minecraft yükleyelim. Merak etmeyiniz. Minecraft linklerini falan açacağız. Crack'li zaten olacak. Buradaki Poke topları var. Poke toplarını buradan alabilirsiniz. Bunlar Pokemon'larınızı yakalanmak için alacağınız toplar. Buradan bunlara sahip olabilirsiniz. Birazdan Pokemon yakalayacağım zaten göreceksiniz. Buna baktık. Üst katımız var. Build'leri yapmanız için bayağı bir kolaylık sağladık. Build fiyatları bayağı ucuz. Mesela şuradaki oduncudan göstereyim. Bakın fiyatlar bayağı ucuz. 45-50 falan. Hiç kesmenize ağaç gerek yok. Ufak para kas direkt buradan al. Yün var. Bir renkli renkli yünleri buradan uygun fiyata alabiliyorsunuz direkt. Burada dekorasyon şeyimiz var. Burada dekorasyonlarınızı alabiliyorsunuz. Build'ler bayağı uygun. Siz daha iyi build'ler yapın diye bunları uygun yaptık. Yani önemli olan burada aslında Pokemon kasmanız, diğer eğitmenlerle savaşmanız olduğu için bunları biraz daha uygun satıyoruz. Buradaki evrim breeding için hazırladığımız şey taşları var. Destiny Knot, IV aktarmak için falan bunları ileride hep birlikte öğreneceğiz. 380 MB mod ne abi? Mod öyle yapacak bir şey yok. Şimdi ilk Pokemon'umuzu bir yakalayalım. Sizlere de nasıl Pokemon yakalanıyor göstereyim. Burası dediğim gibi market. Marketten çıkıyoruz. Siz uçamayacaksınız ama ben uçabiliyorum şu anda. Zubat. Şuradaki bir Zubat'ı yakalayayım abi. Mesela nasıl yakalıyoruz? Ulan atamadım. Zubat'a saldırdım bakın. R tuşuyla Pokemon'unuzu atabiliyorsunuz. R tuşuyla diğer Pokemon attığınızda savaşa giriyorsunuz. Bak Ember skill'i atıyorum. Ember vuran bir skill. Her skill'in kendine özel şeyleri var millet. Vuruş tarzları var. Mesela Scratch normal bir tipte saldırı. Ember ateş tipinde. Growl ise rakibinin saldırısını düşürüyor. Smoke screen'de sizin kaçma şansınızı yükseltiyor falan. Burada bir ultra top atalım. Discord'da IP var ama şu an sunucu whitelist. Sizler giremiyorsunuz daha sunucuyu hazırladığımız için. 2-3 güne bitecek inşallah açacağız sunucuyu. Abi bu ne? Minecraft. Pixelmon modu sunucumuz daha açılmadı. Bakın top attım ve Zubat yakalandı. Artık Zubat da benim Pokemon'um oldu. Böyle Poke Heal çekeyim, ben hastaneye gitmek istemiyorum. Artık Zubat da bizim Pokemon'umuz oldu. Şimdi şöyle bir şey de var modda. Bizim kitle strateji oyunları oynadığı için bilmiyorlar Minecraft'ta Pixelmon modunu. Eski takip edenler bilir ama çoğu kişi bilmiyor. Pokemon'lara binip gezebiliyorsunuz millet. Bu oyundaki en sevdiğim özellik. Yani abi çok güzel bir mod cidden. Bunları yapabilmek cidden çok iyi bir şey. Bak Charizard'ıma fly özelliği, uçma skillini verdim. Bak artık binebiliyorum abi buna. Artık Charizard'ımla birlikte uçabilirim. Böyle şeyler var modda. Abi belki açarım demiştin. İstek çok olursa lütfen cevap ver, açacağım. Sunucuyu açacağız millet. Bugün mü? Ha, bugün whitelist'ten çıkarabilirim eğer gelmek isteyenler varsa. Discord sunucusundan bana özelden yazın gelmek isteyenler. iPad eğer modu yükleyenler varsa onlar yazsınlar. Onları alayım whitelist'e. Abi peki oynayanlar GM lideri olabilecek mi? GM liderlerini NPC yapmayı düşünüyoruz ama eğer siz de isterseniz oyuncuları da yapabiliriz. GM liderlerine. Dediğim gibi burası da hastane. Şimdi ufaktan ben bir normal başlayayım. En iyi abi bence bu Minecraft'ın en iyi modu. Bence. Yani görmüş olabileceğiniz en iyi mod. Siz de öyle düşünüyorsunuzdur bence. Çünkü abi bu mod kadar iyi bir mod yok. Her şu oltayı deneyelim. Oltayla da Fly Mom'unu öğretmeden uçan normalde uçabiliyorsunuz ama biz sunucuyu biraz daha zorlaştırmak için öyle yaptık. Fly özelliği yapmanız gerek. Bakın olta attık şu anda denize. Bu olta ile Pokemon'u avlayacağız. Şurada abi şu anda yükleniyor. Bak geldi Pokemon Staryu. Buradan daha sağlam Pokemon'ları denizden yakalayabiliyorsunuz. Bu bizi kesecek her türlü. O yüzden savaştan kaçacağım bunu diyerekten. Abi izin vermedi kaçmamıza, ağzımıza vuracak bizim. Spor salonu lideri olabilirsiniz oyunda. Siz de güçlenerek öyle şeyler de yapacağız. Merak etmeyin. Whitelist'e açtı girelim. Hadi lan açayım bakalım hadi. Beyaz listeyi kapattım. Şu anda girmek isteyenler girebilir abi. Zaten şu anda Discord'daki 3-5 kişi yükledi. Onlar isterlerse girebilirler. Oynayabilirler. Birazdan şey yapacağız. Merak etmeyin. Ama bu şu anda oynadıklarınız silinecek. Şu anda
Sıfırlayacağız çünkü bazı arkadaşları denenme için alıp onlara başka Pokemon'lar falan verdik. Daha güçlü Pokemon'lar. O yüzden bu özellikler silinecek oyun sunucu tamamen başladığında. Onu söyleyeyim size. Artık ben normal kendim başlayayım abi. Sunucu IP atar mısın? Millet sunucu IP'sini atmayayım, ben size Discord atayım. Discord'da sunucu IP'si var. Oradan indirmeniz gereken modlar var çünkü onları da indirmeniz gerek. Şuradan sunucu IP'sini de Discord'a yazayım. Yani sunucu IP'si oyna.erenceylan.com'da indirmeniz gereken modlar var. O yüzden sizlere söyleyeyim. Şimdi ufaktan ben kasılmaya başlayayım abi. Şöyle bir random bir yere TP olayım. Biz orada sizin böyle spawn'dan uzaklaşmanız için merak etmeyin. Adolf Terlik, hoş geldin. Takip ettiğin için teşekkürler. Emirhan, hoş geldin. Başka kim söylemediğimiz var mı? Rama, hoş geldin. Ömer, hoş geldin. Emirhan, hoş geldin. Selam, ben Ottoman, hoş geldin. Miraj, hoş geldin. Warlord, hoş geldin. Evren, hoş geldin. Söylemediklerim varsa da kusura bakmasınlar. Kaçırabiliyoruz. Şimdi millet, arkadaşlarınızı da yayına falan davet etmeyi unutmayın. Bakın, büyük uğraşlarla açıyoruz bu sunucuyu. Büyük emeklerle açıyoruz. Umarım oynayanlar sayısı artar. Çünkü az kişi oynayınca bu şeyler sarmaz abi. 30-40 kişi oynamamız lazım. Yani o yüzden bu arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Şimdi ufaktan ben kasılmaya başlanacağım. Şu anda 10 level bir Charmander'ım var. Bu 16 level olduğunda evrim geçirecek. 16 level olduğunda evrim geçirecek. Şu anda 40 kişiyiz. Güzel. Bak burada beriler falan var. Top yapımı için bunlar lazım. Bu beriler top yapımı için lazım değil de Afrikornlar lazım. Onları da alacağız. Abi biraz Pokemon avlayacağım ben. Artar direkt. Abi bu bayağı iyi olmuş. Ben arkadaşlarımla kasarım bunu. Aynen abi, bayağı güzel bir mod zaten, yani seversiniz. Minecraft'a önyargılı yaklaşan insanlar var. Ben Minecraft sevmem mesela. Minecraft'ı oynamam. Normalini oynamam ama bunu oynuyorum abi ben. Modlu olarak oynuyorum ve bu mod bayağı güzel. Şu anda bazı arkadaşlar geldi Discord sunucusundan, server'ın. Yalnız ben Pokemon niye göremiyorum lan? Ben işte miyim acaba? Değilim. Pireli mi server? Pireli değil. Korsanlar oynayabilecek. Şuradan Apricorn'ları toplayalım. Bunlar top yapmamız için lazım olacak. Aha Ponyta abi, bunu yakalayacağım. Neden yakalayacağım Ponyta'yı? Çünkü Ponyta'ya binilebiliyor. Herhangi bir şey yapmadan. Ponyta ile hızlı bir şekilde gezinebileceğiz. Ponyta yakalayacağım. 1080p yok mu kalitede? 720p var sadece şu an. Yayınlar 720p yapıyoruz abi. Bence Hexit daha güzel. Hexit'in sürümü bayağı eski ama. Hexit'te detaylı moddur ama böyle değil abi. Şu baksana, şu tasarımlara falan baksanıza, bak efektlere falan bakın oğlum, böyle bir mod nerede var? Sanki moddan sponsorluk almış gibi konuşuyorum. Ama bayağı güzel bir mod. İndireceğiz. Efsane bir Pokemon çıkma olasılığı ne? Efsane Pokemon çıkma olasılığı hafta içi kapalı, hafta sonu açık. Hafta sonu açık oluyor, hafta sonu yakalayabiliyorsunuz. Olasılığı tam olarak hatırlamıyorum ama olasılık az değil yani. Artık Ponyta'ya binebiliriz abi. Ponyta gel abicim şuraya sen. Artık buna binebiliriz. Şimdi Charmander'i kasacağım. Ponyta güçlü Pokemon değil ama Hexit'te bayağı bir mod var. Ponyta güçlü Pokemon değil ama bizim böyle hızlıca gezinmemizi sağlayacak. Sen de gel abicim, şu beriyi de alalım. Lan bir çekil Ponyta. Yalnız ben izleyen sayısının bu kadar çok olacağını tahmin etmiyordum. Cidden 40 kişiyiz şu anda. 40 kişi hiç az değil Twitch'e göre. Twitch'te şu anda takipçim 821 yani. 40 kişi bayağı iyi. 40 kişiyi göremeyen kimler var yani. Check spawn. Legendary. Ya şu an kapalı dedim ya oğlum, Legendary. Kapatmamış mıyım lan? Kapatmamış olabilir miyim acaba? Gelen arkadaşlar oynayabilir şu anda. Biz Pokemon'u yakalayalım bakalım. Şu anda çoğu arkadaşlar spawn'da takıldığı için onlara daha çok Pokemon atıyorlar. Ulan biraz gidin bari, farklı yerlere gidin de. Pokemon oranını falan ayarlayacağım, merak etmeyin. Daha şu anda herhangi bir ayar yapmadım. Bunlar ayarlanacak. Ben Discord'dan geldim abi, hoş geldin. Pokeler silinecek mi girince? Şu anda daha sunucu açılmadığı için tam açıldığında herkesin şeyleri silinecek. Baştan başlatacağız. Yayın sonrası Discord'a bakarsan çok mutlu olurum. Bakarız abi. Yalnız ben biraz spawn'da dolaşsam iyi olacak. Şu anda ben admin olduğumdan dolayı mı acaba?
Büyük ihtimal... Ha tamam, doğmaya başladı Pokemon'lar, tamam. Şimdi biraz Pokemon'larımızı kasalım. Oğlum bak, şunları hiç sevmediğim şeyler. Şu an çok heyecanlıyım. Eren Ceylan'la aynı serverdayım. Ulan ben de insanım, sen de insansın abi. Yani şöyle şeylere gerek yok abi yani. İkimiz de aynı ülkenin insanıyız. İkimiz de aynı şeydeyiz yani. Bu yüzden bu tarz şeyleri hiç söylemenize gerek yok. Kuzeybon hoş geldin. Fatih hoş geldin. Ahmet hoş geldin. Bu arada takip edenleri de arada okuyayım. Başka bakalım kimler etmiş. Kaan, Malatyak. Ondan sonra Sipan, Sucuklu Yasuo falan. Miraç, Adolf Terlik, bunları söylemiştik. Arda hoş geldin sen de. Biraz daha Pokemon kasalım bakalım. Oğlum dur lan, bir Pokemon savaşı yapalım. Dur bir şunlarla bir Pokemon savaşı yapalım lan, güzel olur aslında. IP ne? IP oyuna.erenceylan.com ama Discord sunucusuna gel. Discord sunucusunda indirme linkleri var. Sunucunun Discord'una gel. Muz atarsın linkini sen. Aha boss çıktı lan yanımızda. Selamlar, iyi yayınlar. Arda hoş geldin. Sağ ol kardeşim. Ulan canımız az değil mi bizim? Neyse Ponyta'yı da biraz keselim. Miraç da abi, Miraç tamam. Nerelisin? Çankırılıyım. Artık benim Çankırılı olduğumu bilmeyen mi var oğlum? Çankırılı olduğumu bilmeyen yok mu? Var mı harbiden yani? Her yerde söylüyorum lan. Take all diyelim. Rattata'yı kesebilir miyiz acaba? Rattata boss. Boss Pokemon'ların seviyesi yüksek oluyor. 16 seviye şu anda. Sizin Pokemon'unuzun seviyesine göre belirleniyor bunların, bossların seviyeleri. Ve şu anda bayağı yüksek. Bakalım var mı abi? Ben varım. Bir dakika beklersen çok mutlu olurum. Dur şu arenaya bir gidelim de abi, şu boss kaçacak ya. 46 kişi olduk lan oğlum, bayağı iyi oluyor ha bak. Bayağı iyiyiz şu an. Dostum server herkesi tam olarak ne zaman açılacak? 2-3 gün içerisinde açmayı planlıyoruz millet. 2-3 gün içerisinde açacağız inşallah. Arenaya gelsinler de bir kapışalım. Geçin bir karşıma. Gelin bir sizi bir tokatlayayım bakalım, gelin. Gerçi onlar keser şimdi. Onlar deneme için gelenler. Pokemon kastı bayağı. Yayında başka ne oynayacaksın? Şu an Minecraft'tayız abi. Hearts of Iron 4'e falan geçeriz belki. Belli olmaz. Gel de savaşalım oğlum. Aşağı düştüm. O ne seçmiş acaba? Onu merak ediyorum. Enes Pokemon kasmadı. Enes'i biliyorum. Enes'in Charmander 13 level. Sıçtık lan oğlum. Adam kesecek bizi. Adam kesecek bizi. Çok iyi koltuk tarafında. Evet. Abi mod blocker nasıl kuruluyor? Sadece mod klasörünü atacaksın. Bir şey değil. Abi Groll atıyor Enes. Abi saldırı gücümü düşürüyor Enes. Bu da iyi bir taktik olabilir belki. Nasılsın? Keyfin nasıl? İyisindir umarım. İyiyim kardeşim. Eyvallah. Oğlum Enes. Enes'e vuramıyorum artık. İki Groll attı bana. Saldırı hasarımı bitirdi ya. Ben de ona Groll atacağım da bari Ponyta kessin bunu. Modu indiriyorum ama çok büyük mod. Evet çok büyük mod ve bayağı şey, bir sağlam bir mod millet. Ben daha hızlıyım galiba. Ya, o benden daha hızlı. Kesti bakalım. Ponyta keser inşallah. Ponyta'nın pek kesebilecek şeyi yok ama. Bakalım. Directly'de nasıl kuracağız modu? Abi Forge kuracaksın önce. Sonrasında şey yapacaksın işte. Modu kuracaksın. Gireceksin. Bu kadar basit. Oğlum sunucuya gelenler de yayından çıkmasın lan. Kestik. Güzel. Güzel. Şu anda abi kaç kişiyiz? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişiyiz sunucuda. Yayında da 43 kişiyiz. Hadi bakalım. Bu yayından sonra da bu arada bu benim şey yayınımdı. Abonelik açılacak galiba Twitch'te. Artık abonelik falan açılacak sanırsam Twitch'te. Çünkü bana kaç yayın yap falan diyordu. Yani bu yayın olması lazım. Abi. Bu yayından sonra abonelik açılacak galiba yayında. Başka kim var? Beto gel la Beto. Oğlum Beto da çok iyi oyunculardır, bizim eski server'ın sağlam oyuncularındandır Beto. Bakalım ne olacak. Groll atayım bir abi, Groll. Bunun şeyini düşüreyim, ben Ponyta ile alırım bunu. Ponyta ile alırız abi, dur. Ben bunu iki Groll atayım, hasarını düşüreyim. 45 olduk lan. Abi YouTube'da açma. Burada aç direkt. Neyi burada açayım? Arda hoş geldin. FS4 hoş geldin. Kuzey hoş geldin. Hoş geldin demediklerim varsa hoş geldiniz millet. Abi MPS olmadan lig yapacağım mı? Lig olacak da MPS ne, onu anlamadım. 47 kişi olduk lan. Oğlum bayağı iyi izleniyor. Ben bunun şu kadar izleneceğini düşünmemiştim. Adamsınız yine. Çok teşekkür ediyorum hepinize. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Hepiniz adamsınız.
Yayını burada açacağım ya, bak daha güzel. Çünkü YouTube'da abi biraz sıkıntı oluyor ya. Yayında donmama mı oluyor? Oğlum sen de mi growlatacaksın? Hain ya, gitti growlat. Ulan bu benim sana verdiğim Pokemon pıştı. Çıkardı evet. 40 level Pokemon'u çıkardı. Okey, heal. Basalım abi. Ben bir back yazayım da eski konuma döneyim. Buralarda biraz avlanmaya devam edelim. Voidor çekme, Age of çek. İkisini de çekeriz abi. Onu bunu çekme yapmayın yani. Onu da çekiyoruz, onu da çekiyoruz. O yüzden hiç şey yapmayın. Bana bağış atmazsam bir aylık abone olabilirdim. Kafanıza göre millet. İsteyen abone olur, isteyen olmaz. Hiç sıkıntı değil. Burada bir eğitmen var. Bakın bu eğitmenlerden para kazanırız. Gerçi benim para şu an sınırsız. Ben bayağı kendime para verdim. Oğlum bir levellik eğitmen var ve Milotic var adamın. Milotic çok efsane bir Pokemon. Yani efsane Pokemon değil, çok güzel bir Pokemon anlamında söyledim onu. Ama adam bir level, adamı sağlam kestik. Asıl sen adamsın. O yüzden buradayız. Eyvallah, eyvallah kardeşim. Paralar ve itemlar duracak mı? Millet itemlar durur. Paralar da durur. Pokemonlarınız gider. Ona göre. Itemlar da gider belki, belli olmaz. 43 kişiye düştük lan, çıkmayın oğlum, ne yapıyorsunuz? Muz mod değil mi? Evet, muz mod. Europa Üniversitesi 4 at demiş muz. Muz, Europa Üniversitesi 4 güncelleme geldiğinde çekmeye başlayacağım. 2020'nin başlarında bir güncelleme gelecek Europa Üniversitesi 4'e. Ben de Paradox Interactive'in videolarını çeken bir yayıncı olduğum için bana önceden verecekler. DLC falan. O şekilde çekeceğiz bakalım. Ama şu anda çekmeyeceğim abi. Zaten büyük bir güncelleme gelsin oyunu, o şekilde çekeceğiz. Abi en güçlü Pokemon hangisi? Şu anda oyunda Mewtwo beyler. Sadece jenerasyon 1 var şu anda. Jenerasyon 2, 3, 4, 5, 6, 7 güncellemelerle yavaş yavaş ekleyeceğiz oyuna. En düşük PC için oyun önerir misin? Europa Üniversitesi 4, Hoi 4 gibi oyun oynuyorum. Bir de SV açılınca gelirim. Şimdi öncelikle sistemin ne? Sistemin eğer Empire Total War'u kaldırıyorsa, bak çok sağlam oyundur Empire Total War. Hala oynarım. Empire Total War bayağı güzel oyun. Napolyon Total War var. Onu da oynayabilirsin. Başka bir Steam'den bakayım bakalım ne var. Mount & Blade Warband da oynayabilirsin. Ondan sonrasında bakayım başka ne var. Bak Gamer Career Tycoon var. Bana yollamışlardı. Hala videosunu çekmedim. O da güzel oyun. Çekeceğim ama videosunu bir ara. Hala daha çekmeye fırsatımız olmadı ama çekeceğiz. Mewtwo Mega olmayınca Arceus. Muz, sen Pokemon'dan anlıyor musun lan? Onun muz Pokemon'dan anlıyormuş. Vay vay muz. Abi tarihin çok iyi senin. Tarihim iyi değil o kadar aslında. Bizim üniversitedeki hocalar iyi ama abi ben pek iyi olamadım. Pek zaman ayıramıyorum abi son zamanlarda. Okumaya falan. Abi Mount & Blade'de 1-2 ayar. Sonra 120 FPS sabit alıyorum. Bir de SV linki DC'den alacağız. Şimdi Discord'da var şu anda server linki. Pixelmon sunucusunun Discord'unda var abi. Girebilirsin, isteyenler modu indirip girebilirler. Burada bir eğitmen daha var. Şunu da kesip para alalım abi. Senin Minecraft fikri nereden aklına geldi? Bak şimdi şöyle. Ben o zamanlar 11-12 yaşındayım. Bakıyorum böyle Pokemon çok izleyen biriyim. Pokemon da Türkiye'de yasaklanmış. YouTube'dan videolarını falan izliyorum. Baktım böyle Minecraft'ta bir Pokemon modu var. Normalde de Minecraft oynayan biriyim ama pek fazla oynamam. Bu modu kurmak için bir sene uğraştım. Benim bilgisayarım kaldırmıyordu falan. Bunun için sırf RAM falan aldım bilgisayara. Ondan sonra oynadım. Bir tane Türk sunucusu vardı o zaman. Onda başladım ilk olarak. Sonra dedim ki abi, ben kendi serverımı açmalıyım. Tamam mı? O zaman daha 10-12 yaşındayım. O zaman 10 slotlu bir sunucu açtım. 15-20 liraya. Tuttu. Oynayan bayağı arttı. Daha da arttırdık bunu. Bayağı para kazandık falan. Sağlam arttı. Ondan sonrasında ya bu sunucu 1-1,5 sene açık kaldı. Sonrasında bazı sıkıntılardan dolayı sunucuyu kapattık. Yani ilk olarak Pokemon şeyi buradan geldi. Ondan sonrasında yine sunucuları açtık. Bizim bir seneden aşağı açık kalan sunucumuz olmamıştır. Şu ana kadar. Oynayanlar bilir zaten. Eğitmenlerle savaşmayacağım artık ya. Rattata'yı keselim biraz daha. Aga Pokemon nasıl fırlatıyoruz? Alperen R tuşu. Zaten bizimkiler yazıyor abi. Değiştir artık be. Neyi değiştireyim? Şarkı kendisi değişiyor ya. Pixelmon'un kendi şarkıları bu arada.
CVM Arguments kodunu DC'ye atar mısın? CVM Arguments koduna bir şey yazmana gerek yok. Sadece 2 GB RAM vereceksin oyuna. Yani 1 GB RAM'le de girebiliyorsun ama arada donar. Yani herhangi bir kod yazmana gerek yok CVM Arguments aslında. Bu arada host, Türkiye host. Haberiniz olsun, Pink'ten yana sıkıntınız olmaz o yüzden. Türkiye şey hostu, Batı hostun. Türkiye sonuçta yani. Adela bir Batios kalp daha yazın. Adamlar o kadar bize sonucu verdi. Bak bu az önce yazdıklarınız az geldi abi. Bir Batios kalp spam atın. Abiye bir SS'ini atayım bak. Yayın açtık o kadar. Abi YouTuber sayfa ne zaman gelir? Müsait olduğumda çekip yollarım. Arkada Fight Club Oğlum bir Batios kalp yazın lan, bizimkiler hainler. Sunucuda da yazıyorlar bak. Atın spam abi. Bu arada ben normalde Nitro'dan alıyordum sunucuları. Batios'tan almıyordum. Sonrasında baktım abi fiyatlar falan çok uygun. Bizim server'daki arkadaşlar da, oyuncular da bana önermişti Batios'tu. Böyle böyle fiyatlar falan. Harbiden dedim ki Eren sen geri zekalı mısın abi? Yani zamanında keşke oradan alsaydım. Fiyatlar yarı yarıya daha uygun çünkü ona göre. Batios ilk kadir ile bozuşmuştuk kale patlam. Eyvallah eyvallah millet. Eyvallah. Böyle bir SS'ini alayım da. Eyvallah. Abi oğlum ne yazdın lan öyle? Stefan ne yazdın abi öyle? Oğlum adam bir sayfa yazı yazmış. 1.12.2 dur şunu okumam lazım. Şimdi. Abi Hearts of Iron 4 çekecek misin? Türkiye serisi olarak 1949 yılında soğuk... Oğlum bir dakika kayıyor şey. Yılında soğuk savaş uzayı koloni mi ediyorsun? Ne diyorsun oğlum sen? Zahide ciğim işte. Abi bu okunacak bir şey değil. Saçma sapan bir şeylere döndü orada. Önüme bakmıyorum ben de. Kardeşim ne yazdın sen öyle? Batı olsa nasıl yavşanır? Oğlum şimdi bu işler böyle. Adam bana sunucu teklif etmiş. Yani adama da benim kazandırmam lazım yani. Anladın mı? Bu işler böyle. Yoksa YouTube'dan kazandığımız parayla bu sunucuyu açmak, açık tutmak zor millet. YouTube'dan ben yani 200 lira falan kazanıyorum ayda. Zaten arada Discord sunucusunda aldığımız gelirleri atıyorum sizlere. Biliyor, Discord sunucusundakiler bizimkiler bilir. Eğlenceyle Discord'undakiler. Ne kadar görüntülenme gelir aldığımı arada bir atıyorum. Yani pek fazla kazanmıyoruz. O parayla bunu açmak kolay değil. Harbiden abi neler ya. Ben başta ciddi bir şey yazıyor sandım. Sonra orada başka şeyler falan. Zahide. Dedim abi yok. Bunu okumamalıyım. İyi para bence millet. Yani küçük. Sizin yaşlarınıza göre iyi para olabilir ama bana yetmiyor o para. Nasıl kuracağız modu? Modun kurulumu çok basit abi. Modun kurulumunu göstereyim sizlere şimdi. Kurulmayı bilmeyenler varsa göstereyim mi abi? İsteyenler varsa göstereyim. Bakalım. Kuramayanlar varsa söylesin abi göstereyim. Harbiden ondan sonra değişik bir şeyler yazdım. Ben ciddi bir şey yazıyor sandım. Ben okuyacaktım. Ben 16 yaşındayım. Küçük değilim ben. Ne diyeyim? Göstereyim abi şöyle bir ufaktan. Şimdi. Şöyle bir ekran yakalama modunu al abi öncelikle. Mimişte buradayız. Ekran yakalama. Al. Bir dakika abi. Öncelikle bir şeylere bakmam gerekiyor. Bunları bir ayarlayacağım. Tamam. Şimdi ekran yakalamayı al. Modu kuramayan arkadaşlar için bir göstereyim. Şimdi ekran yakalama al. Açıldı. Tamam. Geldi mi abi ekran? Ekran yakalamayı da şuraya alalım. Şimdi millet öncelikle YouTube yüklemesi yapılmış. Şunu da geç. Chatbox'u bunu da kapat. Reforged GG sitesi var. Bakın şurada Discord sunucumuzda gerekli modlar kısmında hepsinin indirme linki mevcut. Şu Forge'u öncelikle indiriyorsunuz abi. Bak indirmeniz gereken şeyler bunlar öncelikle. Bu Forge inecek. Ondan sonrasında şunları bir indirilenleri şöyle silelim. Ben bilgisayarı temiz tutmayı seviyorum çünkü. Bunları sil abi. Tamam. Sakla. Sakla diyorsunuz, korumaya devam et diyorsunuz. Ondan sonrasında burada Mod Blocker ve Optifine direkt buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Sonrasında şuradaki Xalmon modunu da indiriyorsunuz. Bu reklamı ben koymadım bu arada. Direkt bak şuradan geldiğinde link reklam vermedim yani ben. Reklamlı link kendim koymadım. Direkt kendi sitesinin linki, o yüzden skip diyorsunuz burada. Şuradan bunu kapatıyorsunuz. Bakın iniyor. Bu indi. Ondan sonrasında abi şurada Forge'u kuracaksınız. Çift tıklıyorsunuz Forge'a. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Install Client burası seçilirken OK'a basıyorsunuz. Bu kadar basit. Ondan sonrasında %Updata %'ye gireceksiniz. Bak çok basit abi kurulumu. Minecraft'a girdiniz Mods klasörüne. Şu indirdiğiniz şeylerin her üçünü, şunlar vardı yani. Bak şu, bu, bu bir de Pixelmon. Bunların hepsini buradaki mod klasörüne atıyorsunuz. Mod klasörü yoksa kendiniz oluşturun. Giriyorsunuz abi, bu kadar basit. İndirmesi çok kolay, korunması çok kolay. 1.12.2 sürümüyle giriyorsunuz. Beni hostlar mısın? Teşekkürler oğlum. Ben yayındayım lan. Sizin beni hostlamanız gerekmiyor mu abi? Oğlum 37'ye düştük. Arkadaşlarınızı davet edin. Kişi sayısı azalıyor. Gitmeyin lan bir yere. Harbiden bu a span ne diyor ya? O nasıl nikah abi? Bir de etkinlik akışına bakalım. Kimler takip etmiş? Yavuz hoş geldin. Bomba hoş geldin. Yusuf hoş geldin. Başka başka kimler var? Samet, Aman, Zangetu, Emirhan, okumadıklarım varsa Swegon, PS4 falan bunları okuduk. Bunu da keselim abi. Şunu 10 level yapacağım. 10-16 level yapacağım. Ondan sonrasında evrim geçirecek bu. Evrim geçirmek istiyorum. Evrim geçirsin. Şu evrim geçirdiğini de gösterelim. Bir şey olmaz. Biz bize yeteriz abi. Eyvallah, eyvallah. Biz bize yeteriz abi. Ama başkaları da gelse de fena olmaz yani. Hani biz bize yeteriz ama. Eren Ceylan Discord link. Abi 100 bin kişi çağırayım mı? Çağır. Drop mu girdi? Girmiş olabilir. İnşallah ki YouTube'da neydi öyle ya ulan? YouTube'da drop'tan geçinemiyorduk ya. Burası iyi Allah'tan şu anda değil mi beyler? Sıkıntı yok o kadar. YouTube'da donuyor sürekli yayın ya. Oğlum ben bir şu shader modu açayım. Böyle görüntüsü çok kötü gözüküyor Minecraft. Ben bir shader modu bir açayım. 100 bin kişi. Düşünsene 100 bin kişi aç. Oğlum o değil de şu Twitch'teki bazı kanallar adamlar bot atıyor abi. Ulan 15 bin kişi falan izliyor. Adamın abonesi, takipçisi 400 bin falan. Bir bakıyorsun mesela koskoca büyük yayıncılardan fazla izleniyor. Jahrein'den, Anlos'tan falan fazla izleniyor. Ulan bot attığı çok belli adamın. Bir de sanki hiçbir şey yokmuş gibi yayın yapıyorlar. Çok tuhaf şeyler bunlar. Ben ne yapacaktım abi? Shader'ı açacağız. Hangisiydi benim? Buydu Shader. Hemen biz de bot atıyoruz abi kanala. Hemen kanal izleyicisi 500 oluyor. Aleykümselam. Hoş geldin Alican. Bunu aç abicim. Heh. İşte bu. Minecraft dediğim bu abi. Bu görüntü işte böyle. Kaç kişiyiz lan biz? 14 kişiyiz. Güzel. Daha açılmadan 14 kişi fena değil. PG gel abicim buraya. Ben PG'yi de çok severim. Lan nereye uçtu hayvan? Benden kaçıyor bak bak. Gel lan buraya. Lan. Ya heh, yakaldım. Bir kuş sever biri olarak seni keseceğim. Yapacak bir şey yok. Burada Charmander'ımın bekası önemli. Aleykümselam, hepiniz hoş geldiniz. Ben seni Hoi4'ten mi takip ettim? Evet, Hoi'den takip etmiş olabilirsin. Abi Ponyta'yla kesmeyeceğim bunu. Çünkü Charmander'ımın Charmeleon olması gerek. Evrim geçirmesi gerek. Ve bu evrim geçirmesi için Charmander'ımın Pokemon kes... Lan gel buraya Pidgey. Hayvan. Ben de uçarım lan. Sen uçuyorsan ben de uçarım. Yalnız hayvan nasıl uçuyor bak. Lan gel buraya. Allah'ım. Ay. Ulan. Pidgey. Allah belanı versin. Bunu bırakıyorum abi. Adam bu kadar emek verdi. Aleykümselam. Aleykümselam, hepiniz hoş geldiniz. Adam o kadar emek verdi, kalsın abi o hayatta. O hayatta... Oğlum ben niye game moddayım lan? Olayı açayım ama. Bu adam o kadar emek verdi, kaçtı. Hak etti abi o şey yapmayı. Merak etmeyin, hak etti o. Reis izlemiş ama yeni çıkacak. Eyvallah. Ya öyle şeylere bizim ihtiyacımız yok abi. Kişi sayısı önemli değil benim için. Yani o esprisini yapıyoruz o kadar şeyi. İstiyorsan izlersin, istiyorsan izlemezsin. Sağlık olsun. 100 levele kadar bir defa mı evrim geçiriyor? Hayır. Şimdi her Pokemon'un farklı bir evrim geçirme şeyleri var. Mesela Charmander 3 kere evrim geçiren Pokemon. 16 seviyede Charmeleon oluyor. 36 seviyede ise kanatları çıkıyor. Charizard oluyor. Hayvani bir şey oluyor. Çok güzel bir şey oldu. Benim en sevdiğim Pokemon'dur kendisi.
O yüzden starterımızı bunu seçtik. Starter'da Squirtle, Bulbasaur ve Pikachu var şu anda. Ben Charmander'ı seçtim. Ben Charmander'cıyım abi. Arada da gel lan buraya. Oğlum 2 level bu bana seviye kazandırmaz. Şu Zubat'ı keseyim. Zubat gel abi. Ulan ben bu uçan Pokemon'ları sevmiyorum ya. Adamlar kaçıyor benden. Bazı Pokemon'lar bir kere, bazıları iki kere, bazıları üç kere evrim geçiyor. Üçüncü evrimde şöyle bir şey. En fazla bir Pokemon iki evrim geçirir. Üçüncü evrimde Mega Evrim. Mega evrim mega taşları oluyor. Mega taşlarla da evrim geçirebiliyor Pokemon'lar. Mega evrim oluyor o da ama mega evrim kalıcı değil. Ulan tek attık. Ha Explosion atmış salak. Kendini patlattı. Mega evrim şöyle bir şey. Kalıcı bir şey değil mega evrim. Ona mega taşları gerekiyor. O şekilde de mega evrimde geçirtebiliyorsunuz. Eevee 5-6 evrim geçirmiyor. Eevee'nin farklı evrimleri var. Ama yani mesela Eevee Flareon olduktan sonra bir daha evrim geçirmiyor mesela. Yani tek evrim geçiriyor. Ama farklı farklı evrimleri var. Umarım anlatabilmişimdir. Şu altınları alalım, bunları satarız öyle. Megalar var. Aynen dediğim gibi megalar var. Şu anda oğlum iyi lan şu anda izleyici sayımız valla. İyiyiz yani güzel. Hearts of Iron 4 kadar olmasa da sevindirici. Yalnız bunu kesmem gerekiyor. Evet kestik. 16 seviye olunca birazdan olacak. Bu Charmander evrim geçirecek. Abi mobil oyun oynasam biraz. Kardeşim ben normalde mobil oyun oynayan biri değilim. Bir tek Brawl Stars oynuyorum. Brawl Stars'ta bizim klanımız var. Onu da onun için oynuyorum yani. Yoksa ben mobilde oyun oynayan biri değilim. Bir de Top Eleven oynuyorum sadece yani. Ben mobil oyun oynamayı seven biri değilim. O yüzden yani şey yapmıyorum. Mobil video çekmiyorum abi. Şey demiş Naruto. Server yine kapatılacak mı? Evet. Yayından sonra sunucuyu yine kapatacağım. Tam açılışta tamamen açılacak. Evet 16 seviye oldu. Dragon Rage'i öğrendi. Ve evrim geçiriyor abi Charmander'ımız. Aslan parçası. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Evrim geçiriyor. Abi Pokemon'lar için level ilerisi var mı? Game Mode'dan Rare Candy alıp evrim direkt seviye kazandırabilirim ama onu şu an yapmıyorum abi. Kendi emeğimle yapacağım. Abi bak, baksana Elot bu Atıf abiyle Hoydort oyun yapsın. Bu arada Atıf abi de server'a başlayacak. Atıf abi de oynayacak. Pixelmon. Haberiniz olsun. Pokemon baktırmak için bir şey var. Var var. Var da biz kullanmayacağız. Artık Dragon Rage öğrendik. Hayvan gibi skill atacağız. Bu arada bir yayının bir daha tekrar bir paylaşımını yapayım millet. Kusura bakmayın. Bekleyin abi bir saniye. Yayını biraz daha paylaşalım. Görmeyenler vardır. Şöyle. Bir daha bir paylaşayım yayını. Sizi 2 dakika bekleteceğim. Şöyle Facebook'ta paylaşmanı Facebook'ta da paylaşayım bizim grupta. 36 levele getir direkt. Abi 36 levele öyle şey olmuyor. Eğlenceli olmuyor. Ben kendi emeğimle yapmak istiyorum. Kendi emeğimize kasacağız beyler. Şuradan hemen bizim Salmon Türkiye. Gir abi oradan bir paylaşalım bakalım. Daha da ne yapıyorsunuz? Yazın da bir sohbet edelim ya. Buradan da şöyle paylaşayım. Abi tek videoluk değildim. Hayır seri olacak oğlum. Ben adamlarla anlaştım. Haftada 2 gün falan video atacağım. Tamam. Tabii şu anda daha açılmadığı için. Böyle paylaşayım. Siz de isterseniz paylaşabilirsiniz yayını eğer beğeniyorsanız. Minecraft'ı nereden indirebiliriz? Abi ben eskiden Özgür Görgülü diye bir yer vardı. Oradan indiriyordum korsan oynarken. Şu anda korsan oynamıyorum. Normal sitesinden indiriyorum. Özgür Görgülü hala varsa oradan indirebilirsiniz. Olmadı ben linkini bulur atarım ha. Şöyle. Paylaşalım ve artık devam edelim. Hadi bakalım. Paylaştık. Evet. Oha abi ama Age of'u azaltma. Oğlum gelecek diyorum merak etmeyin siz. Charmeleon'umuz artık çok daha güçlü. Artık çok daha güçlü Pokemon'ları yenebiliriz. Abi burada bir 20 level Raticate var. Çok güzel. Oğlum Windows lisanssız olacak diyor. Yeniden cracklememiz lazım. Buna bir ejderha öfkesi atalım bakalım. Dragon Rage buna sağlam vuracak. Bak bir arkadaşımız link attı. Çok sağ olsun. Bir arkadaşımız linkini bırakmış oraya.
O kadar şey almıştım okumadın ama canın sağ olsun. Aziz ne yazdın söyle bakalım. Bir daha yaz okuyayım görmemişimdir oğlum. Olabilir böyle şeyler. Şunu biraz daha kasalım bakalım. Oy4 ve... Ooo amulet coin geldi. Bunu tak abicim para kasmamız için. Oh oğlum en iyi item neyse. Ne diyorduk abi? Oy4 ve Avuç'tan başka strateji oyunları gelecek mi? Atilla Total War gelecek. Europa Universalis 4 bir tane Osmanlı serisi yaptık. Yine gelecek güncelleme geldiğinde. Abi gelir yani. Ben kendi sevdiğim şeyleri oynamayı düşünüyorum. Yani Hoi4'ten başka da gelir. Hoi4'te de yapacak bir Amerika kaldı abi seri. Güncellemeden sonra bir İspanya serisi ve Fransız serisi yapılacak. Yeni güncelleme onlara şey veriyor. Ondan sonrasında oynayacağımız bir tek İngiltere kalıyor. Yani fazla bir şey seri kalmadı abi şeyde Hearts of Iron'da. Ben geliyorum sunucuya gel bakalım. Oğlum sunucuya gelip de yayından çıkmayın lan. Hainler. Bunların hepsini kitlesen bak yayın şu anda 45 kişi. Bunlar hain oğlum. İran yapa. İran güçlü bir ülke değil beyler. İran'ın pek bir şeyi yok. Oynanabilecek bir ülke değil. Modern dünya modu da çok güçsüz abi. Silah basamıyorsun 2 saat uğraşıyorsun ya. Valla. 2 saat uğraşıyorsun silah basamıyorsun. Abi akşam ne çekeceksin? Bu yayından sonra bir Safa bir serisi çekeceğim. 7'de. Gelecek şekilde bir Safa bir serisi açacağım. Abi şu an sunucuda kasma falan yok değil mi bak? Şu an daha bak. Bu ana sunucuya 8 GB RAM verildi. Ondan sonrasında bir lobby sunucusu olacak. Bir de çakma lobby olacak. Bak şu anda çok iyi abi durum. Bak 20'ye 20. Hiçbir kasma masma yok. Bak şu anda öyle bir optimizasyon yaptık ki oğlum ne geldi lan? Bakalım. Oo 5 lira atmış Atıf abim benim. Vay 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 vay. Ne yazmış bakalım. Bağışa alışık olmadığımız için Atıf abi çok sağ ol. Atıf abi sağ ol. Tekrardan 5 lira atmış da ne yazdığını göremedim abi be. Şuradan görebileceğim mi? Ben bağış almaya alışık değilim. O yüzden böyle bir ayarlamam da olmadı abi. Daha önce bağış atan nadir oluyordu biliyorsunuz. Bakalım Atıf abimiz ne yazmış. Çölde olan var mı arkadaşlar? Ben çölde değilim o yüzden çekemeyeceğim seni. Drop mu yiyoruz? Nasıl drop yiyoruz lan? Drop yiyoruz, drop yiyemeyiz. Drop yenmemeli. Abi e-postaya doğrulama gelmiş ona bir bakacağım şimdi. Atıf abi ne yazdı acaba? Oğlum hiç kimse de görmedi mi la? Atıf abinin ne yazdığını. Gören söylesin lan. Abi yanlış şeyle girdim. Ay ağzını. Atıf abinin ne yazdığını bir bakalım. Yok ya drop senden kay. Evet abi drop yok ya. Drop olduğunu da ben de görüyorum zaten drop olduğunu. Millet modu beğendiniz değil mi bu arada? Şöyle. Bağış almaya alışık olduğumuz için arkada bağış şeyini açmadım. O yüzden göremedik Atıf abinin ne yazdığını. Atıf abi sen chat'e yaz. Okuyalım tekrardan. Ben sana 23 TL toplam bağış atmıyorum. Bağış atan arkadaşları biliyorum. Şu anda GM1'den şeyleri silecektim de gerek yok şimdi. Ne atmış abi Atıf abi? İyi yayınlar, hep destek, tam destek, seni seçtim Pikachu, cereyan şok saldırısı atabilsem Aybalam. Şeyi hatırladım şimdi, Pokemon'un Azerbaycancısı vardı abi, ulan efsane ya. Yani Azerbaycanlı kardeşlerim izlemiştir, biliyordur. Ulan biz izlediğimizde çok komik geliyor ama yani. Hatta bir şunu bir açayım, bir dakika bir size de göstereyim oğlum. Efsane ya. Abi bir dakika, onu göstereceğim size. Ekran yakalamayı aç abi. Ekran yakalamayı aç. Bak. Ulan. Bir dakika bu değil. Nerede abi o? Ha. Ulan efsane ya. Seni seçtim Aybalam. Ceryan şoku atasan. Yakşı. Yandır onu. Pikachu yanmış. Allah'ım yarabbim. Aslında onlara komik gelmiyordur ama bizim dilimize alışık olmadığı için bize bir tuhaf geliyor. Böyle bir poke heal atalım. Defans gel bakalım aslanım sen. Sen bir gel bakalım aslan parçası. Abi şarkıyı kapat. Oğlum girip yazar izlersiniz ya siz. Millet benim sistemim YouTube'da hakkında kısımda yazıyor. Discord'da Twitch'e yazmadım galiba.
Twitch'e yazmadım diye hatırlıyorum. Benim sisteme bakabilirsiniz oradan. İyi bir sistemim yok. İkinci el topladım zaten. Ekran kartını ve işlemciyi ikinci el aldım. Bir tek hard disk, SSD ve RAM'ler sıfır. Öyle diyeyim size. İkinci el topladım. Bizim de YouTuber'lar zengin değil yani oğlum. Ona göre. Bize zengin şeyi yapanlar var. Ya YouTuber'lar zengin olabilir, ben değilim abi. Bizim daha 10 bin abonemiz var. Oyunu sevdim, ben de başlayacağım, öğrenmem lazım. Atfa abi, yayınları takip ediyorsun. Hemen hızlı hızlı şey yaparsın. Öğrenirsin, merak etme. Rematch istiyorum. Ulan kesin yüksek bir Pokemon yakaladı Enes. Bak ben biliyorum abi. Oyuncularımı biliyorum. Adam kesin yüksek seviye Pokemon yakaladı. Gelecek ağzıma vuracak benim. Ben Pokemon yakalamadım şu an ama. Bak yazıyor. Ulan adam girip açmış lan hemen. Son kere yazıyorum Discord'da. Öylece konuşuyorduk. Sen gittin Atıf abiye, başkasına gittik. O günden sonra Atıf abinin bütün yayını izledim. Güzel bir insan tanıttın bana. Çok sağ ol Eren. Oku artık. Nirvana Oyun TV, seni çok seviyorum. Oğlum. Böyle bir yazıyı ben nasıl görmemiş olabilirim ya? Daha önce yazdığına sen emin misin? Chat'e bakıyorum sürekli çünkü. Atıf abi görüyorsun yani bak. Senin reklamını yapıyoruz ha. Ona göre. Kardeşim Zubat sen bir gel bakayım. Şöyle ben uçayım. Normalde uçulmuyor ama. Bizim bu admin ilesi olsun abi burada. Adminlere özel. Ben... Abi Zubat. Gel abicim lütfen. Zubat. Seni kendi haline bırakıyorum abi. Şunu yakalayacağım. Şu Zubat'ı alacağım. Aha bu Golbat, bu evrimleşmiş hali. Gel bakalım oğlum sen. Sana bir ejderha saldırısı atayım da bakayım. Ejder öfkesi. Sen bir haddini bil. Hadsiz. Senin neyin alan? Bizle savaşma. Gerçi biz saldırdık adama. Ayıp oluyor. Oğlum keşke kayıt alsaydın lan. YouTube'a da atardık bunu. Kayıt almadım. Yayını indirebiliyor muyuz Atıf abi Twitch'ten? Aha boss. Ben bu boss'u keserim. Bakalım ne çıkacak boss'tan. İlk boss'umuzu kesiyoruz. Şu atama... Bir atmayı şey yapamadım. Tabii o kadar uzun süre oynamayınca. Ulan oğlum. Allah'ım. 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 Bonita'yı atacağım. Heh. Sorun abi beyler, Charmander'daymış. Abi kılıç da öyle. Kılıç da vuramıyorsun onlara. Bite attı. Sağlam vurdu bize. Dragon Rage. Sağlam vuracak Dragon Rage. Abi kesemeyeceğiz. Direkt Charmander'la başlasam kesebilirdim. Grande abi. Şöyle bir saldıralım bakalım. Bunu almam lazım. Bundan büyük ödüller çıkıyor çünkü. Abi şunu artık atabilir miyim lütfen? Kaçma Allah aşkına. Allah aşkına şunu atayım lütfen. Ay Allah belanı versin seni Zubat kere. Lan oğlum üstüne atıyorum seni. Tamam. Hazırım bir dakika. İyi bir deneme yapacağız. Senin ben gelmişini geçmişini. Nasıl ya? Ulan altına atıyorum olmuyor. Üstüne atıyorum olmuyor. Ha bak yapacağım taktik ne biliyor musunuz? Kendi boss'umu kendim çıkarırım abi. Oğlum bunu da atamıyoruz. Heh, oldu. Sonunda. 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 Allah'ım. Hayır yanlış skill at. Ha atmamış tamam. Ya yine öldük. Ya. Hayır. Gelmişini geçmişini. Ulan zıbatlar. Ulan. Ya abi iki atıyor bana direkt. Bir level daha alsam kesemeyecek beni ama. Oğlum başka skill at lan. Ya kesemeyeceğiz beyler. Son bir deneme. Son bir deneme. Burada da vuramıyorsun ya Eren. Yazıklar olsun sana. Aha oldu lan. Aha bu... Yok kesemeyeceğiz yine ya. Ulan ben de onu alıyorum ama olmuyor. Yok abi bu bizim haddimize değil. Bu bizim haddimize değil. Haddimizi bilelim abi. Hadi kolay gelsin Zubat kardeş sana. Intel Core i7 7700. İşlemci kaldırır mı? Oğlum benimki kaldırıyor. Benimki i5 4690. Seninkinin kaldırması normal değil mi sence?
artık uçmayalım bence. Kendi emeklerimizle şey yapalım. RAM verme nasıldı? Başlatma seçeneklerinden Edit Profile'a bas, oradan verebiliyorsun. 20 level oldu. Şu uçmayı kapatayım ben abi. Artık Ponytown'la gideceğim. Bakalım sonucu nedir onda? Evet, sonucu sapasağlam. Kaç kişiyiz abi şu an? 12 kişiyiz. Bu sonucu daha baba işler yapar. Bir level aldık lan bu arada. Bir level aldık. Şunu deneyeceğim şimdi. Bir daha dalacağım. Take all. Okay, heal. Gel bakalım buraya. Gel buraya, gel. Fly uçmaya çalışıyorum var ya. Oğlum bu atış tutmalıydı. Güzel atış yaptım bence. Abi ayağını atacağım bak. Güzel ayağını atacağım. Dur lan sen Zubat. Yemin ederim millet şu Zubat'ı kesemediğim için çıkacak yani artık. Lan ya abi bu bizim... O Zubat ölmek istemiyor abi o. Ölmek istemiyor abi, bırak. Hiç şeye gerek yok. Hiç... Azerbaycanca Haribo reklamı. Oğlum ya. Atmayın oğlum böyle şeyler. Atmayın. Azerbaycan'dan çok sayıda kardeşimiz takip ediyor yani. Onlarla düşman yapacaksınız yani. Hep seyircilerimiz yüzünden. Hep seyircilerimiz yüzünden. Bu arada takip eden arkadaşlarımızı söyleyelim. Evo Türk, hoş geldin. Alperen, Yavuzer, Onboy, Yusuf, Emirhan, Zangetsu. Zangetsu'yu söyledik. Aman seni de söyledik galiba. Söylemediklerim varsa kusura bakmasınlar. Çok güzel. Okay, heal. Ponita sen gel bakayım abim. Sen gel. Birds of Iron 4 Türkiye serisi 1949 yılında oynamazsın oynamam. Kaç kere Türkiye serisi yaptık oğlum Birds of Iron 4'te. Yeter bu kadar ya. En son dünya fethi yaptık neredeyse Türkiye ile. Aha. Toros. Toros gel oğlum buraya. Eşin Toros koleksiyonu vardı adam. Toroslardan ordu kurmuştu lan. Sen gel bakalım buraya, gel. Gel gel. Gel bakalım. Kaçamayacağım benden, dur. Blok yok mu lan bende? Bir de şöyle bir özellik de var. Bakın şöyle bir şey özellik göstereceğim. Charmander'ımı şuraya atabilirsem. Şöyle bir özellik göstereceğim. Şöyle bir özellik var. V'ye bastım bakın. Toros'u saldırmaya programladı kendini Charmander'ım. Ama burası biraz dağlık alan olduğu için şey yapamıyor. Yani normal düz bir yolda direkt Pokemon'u kendisi saldırtırabilirsiniz. Ney? Vitrol'ünü? Vrol'ü başka kime vereceğim Vitrol'ünü? Vitrol'ünü yayında fazla aktif olan arkadaşlara veririz ilerik zamanlarda. Şu anda bir sen vardı Nersifire 4 yayınlarında ve Discord'da sana verdik, o yüzden ileriki zamanlarda verebiliriz. Scariferis özelliğini sevmiyorum. Gerek yok o yüzden. Gel abi. Adam resmen gelmedenmiş gibi hareket etmiyor mu abi bana? Naber? Oğlum niye ben bunu alamıyorum? O saldırı komutu bazen çalışmıyor. Ya genelde çalışıyor ama düz yer lazım abi. Düz bölge lazım. Okay, heal. Ratata gel bakalım. Bu arada bu da iyi bir luck denemesi olmuştu. Sunucuyu iyi ayarlamışım harbiden. Bakalım hala bir sıkıntı var mı? Bak şu anda bakın. Sadece şu anda kaç kişiyiz? 15 kişiyiz ve 15 kişi 1.5 GB RAM kullanıyor. Bu çok iyi bir şey. Normalde bizim eski sunucumuzda acemiliğimde. Şu anda bu 15 kişi 6 GB falan RAM kullanırdı. Sunucuyu kastırırdı. Bu sefer hatalarımızdan ders çıkardık. Onlara biraz daha iyi ayarladık bakalım. Yayında 1 saat olmuş lan. 1 saattir boş boş oynuyoruz. Güzel de oluyor yani. Özlemişim Pokemon'u. Keşke bunu kaydını alabilseydim ya. Bunun indirmesi var mı acaba? İndirme şeyi var mı acaba bunun? Server tam olarak ne zaman açılacak kesinleştim. Şimdi build'lerin bitmesi lazım. Build'ler bittikten sonra chunk açma şeyini yapacağız. World'ı sınırlayacağız öncelikle. Ve chunk generate özelliğini yapacağız. Ondan sonra da açılacak. Tahminen 2-3 güne açılır abi. Belki daha erken. Tahminen 2-3 güne açılır. Var, indirebiliriz. Tamam abi, o zaman öyle yapalım. Ben bu yayını tekrarını indireyim, YouTube'a atayım çünkü. Bu boşuna gitmesin ya. Yayın geçmiş duruyor ama indiriliyormuş. İşte onu da bilmiyorum. Bak sucuklu batıyor istiyor. Ulan sıcıklığı. Atif abinin sunucusunda 3.yüm şu an 9 levelle.
Bu arada bizim Discord sunucusu da 1100 kişi oldu galiba. Bakayım kaç kişi olmuş. Discord sunucusu da sağlam şey yaptık ya. Harbiden. Bakalım kaç kişi olmuşuz? 1120 kişi olmuşuz Discord sunucusunda. Server'ın Discord sunucusu da 600 kişi falan. Eren hocam ben Frans artık bu hesabı kullanacağım. Diğer hesaptaki modlu olabilirsin. İyi o zaman Frans. Sen bana Discord'dan yaz bir onu onaylayalım. Sana geri modlunu vereyim ben sana. Oğlum Pikachu yakalamaya gideceğim ya. Tamam. Pikachu yakalayacağım. Pikachu sevmediğim Pokemon, o kadar sevmem ama. Bu arada görmeyenler varsa spawnumuz burası. Şu alan bizim spawnumuz abi. Doğuş noktamız. Bunlar daha düzeltilecek, daha bitmedi. Bölgemiz burası abi şu an. Abi ilk Pokemon'u nasıl alacağız? Öyle ilk başlamış birisi için gösterir misin? Şimdi ilk Pokemon'u nasıl alacaksın? Direkt doğduğunda server'a giriş yaptığında sana Pokemon seçtiriyor. 4 tane Pokemon var. Charmander, Squirtle, Balbazar ve Pikachu. Bunlardan birini seçiyorsun direkt. İlk Pikachu'yu yakalayalım abi şöyle. 27 level bir Pikachu. Gel abicim şöyle sen. Her Pokemon'un çıkma yeri ayrı bu arada. Pikachu'nun biyomu burası. Her biyomda farklı Pokemon'lar çıkıyor, haberiniz olsun. O yüzden bilerek buraya geldim. Pikachu'yu yakalayalım bakalım. VS at, bence biraz aksiyon görelim. Şu anda biz daha kasılmadık oğlum. Bir durun. Pikachu'yu yakaladık ha. Pika pika. Pika pika bizim Pikachu'muz. Yves 3, 64 yesmiş bu, 55. Oğlum Charmander'ımız çöpmüş lan bizim. Bu arada artık hastaneye gidip hastanede yenileyelim ya. O kadar da sürekli komut şey yapmayalım. Komut kullanmayalım abi abi. Hastaneye de biraz şey yapalım. Sence hangisi daha iyi? Ben Charmander'cıyım abi ben. 10 senedir Charmander'cıyım. Ben her zaman Charmander seçerim. Çünkü bu adam uçabiliyor. Uçabiliyor oğlum bu adam. O yüzden ben Charmander'cıyım abi. Abi ben Nazi Almanyası hatırladın mı Talha? Nazi Almanyasını batıran mıydın sen? Multi'de Nazi Almanyasını batıran mıydın acaba sen? Olabilir mi o? Olabilir mi acaba? Aa jungle'a geldik. Bak burada Mew çıkabilir belki. Şu anda Legend falan kapalı. FPS kaç alıyorum abi ben? 86-114. O yükselir şimdi daha yeni yüklendiğimiz için. Buradan bir atlayalım bakalım. As. Şuradan bir çıkalım bakalım. Ben de Winston Churchill. Oo Venonat. Venonat'ı yakalayacağım beyler. Venonat'ı yakalayacağım. Şöyle Charmeleon'umla. Şuna bir sağlam bir okkala vurayım. Ondan sonrasında artık. Bunu yakalayalım. Umarım fazla vurmaz Charmander. Bir kere daha vuracağım kolay yakalanması için. Hadi abi lütfen. Hadi abi şunu yakalayayım. Ne oldu sunucuya ya? Ne olmuş abi sunucuya? Sunucu normal duruyor. Charmander'ın ama daha yeni ezikledim. Bizim Charmander'ımız ezik abi çünkü bak IVS'i %46. IVS'i bayağı düşük. Oğlum artık şey yapmayacağım. Var hastaneye gidelim. Biz de normal oyuncular gibi Pokemon'umuzu şey yapalım. Kaç kişiyiz abi şu an sunucuda? 15 kişi. Aynen ne zaman Hoi 4 Multi gelir? Hoi 4 Multi'nin ne zaman geleceğini bilmiyorum. Benim müsaitlik durumuma bağlı. Ve şu anda pek müsait değilim. Gyarados. Aha Slowpoke. Bunu keseceğim. Slowpoke'u daha önce kesmediğim için daha fazla XP verecektir. Gel abi sen şöyle sana bir takla attırayım. En sevdiğim Pokemon tipi. Fairy. Yani en sevdiğim Pokemon Charmander ama en sevdiğim tip Fairy abi. Fairy tipini cidden seviyorum. Burada bakalım. Başka yakalayabileceğiniz Pokemon var mı? Şu yerde orlar var. Bu orları kullanabiliriz, kırabiliriz. Ben bir elime şöyle bir kazma kürek bir şeyler alayım ya. Arada blok kırmak gerekiyor. Kırmıyorum çünkü. Şunları bir alalım elimize. En sevdiğim Pokemon tipini söyledim galiba. Tamam başka da şu an chatte bir şey yok. AOC'de maksimum ekonomi kaç yaptınız bilmiyorum ama dünya fethi yaptık. Osmanlı ile dünya fethi vardı. Azalıyoruz lan 25 kişine. Millet sıkılıyordur oğlum yapacak bir şey yok. Yani daha
İlk şeyimiz. Aa, primeape duydum. Yemin ederim primeape duydum. Yakalayacağım primeape'i. Abi primeape. Nerede lan bu primeape? Oğlum primeape buldum. Ses geliyor. Nerede lan bu? Buradan geliyor sesi. Abi dur. Neredesin sen? Aha burada. Yemin ederim burada. Dur. Gel abicim sen buraya gel. Seni öldürmeyeceğim. Seni yakalamam lazım. En sevdiğim Pokemon'lardan biri primeape. Güçlü Pokemon değil ama çok severim abi. Abi yalnız bizi tokatlıyor şu anda. Ben fazla vurmayayım diye şey yaptım ama adam bizi şu anda harcadı. Oğlum bir canımız kaldı lan sadece. Şansa bak. Dragon Rage atarsam ölür müsün sen? Ben onu at. Sen gel abicim şöyle. Bunu yakalayacağım. Psybeam atalım şuna. Psybeam atarsak canını azaltabiliriz diye düşünüyorum. As, öldürme. Öldürmedi. Oh. Oh. Kendine bayağı güveni alıyorum. Full kasıyorsun. Evet, kendimizi Age of Civilizations'ta kasmadan ben girmem abim. Eskiden giriyordum da şu anda gerek yok. Samurai Frans takip etmiş. Evo Türk, Alperen takip edenler şu anda bunlar. Çok güzel abi. Primate'imizi de yakaladık. Kaç IV'ymiş bakalım. Ya 33 ne abi? 33 ne? Gözünü seveyim. 33 ne ya? Şimdi de şansımıza en dandiği çıkar abi. Ah. 33 çok kötü çıktı yalnız ya. 33 oldu, kötü oldu. Buradan gidebileceğimiz bir şey var mı? Dance of Iron'dan yani bir bölüm tek Türkiye serisi olarak... Oğlum çekmeyeceğim lan Türkiye serisi Dance of Iron 4'te. Yeterince çektik Türkiye serisi, hala yazıyorsun. Kaç kere cevap verdim sana. Yok oğlum, Türkiye serisini unutmayın ya. Farklı ülkeler oynayalım biraz. Türkiye'de Türkiye, Türkiye'de Türkiye. Yayında oynadım Türkiye. Serisini yaptım Türkiye. Türkiye ile dünyanın ağzına sıçtık. Dünyanın içinden geçtik. Dünyayı neredeyse tamamen fethettik. Hala Türkiye, Türkiye diyorsunuz ya. Oğlum yeter. Böyle. Çıkalım bakalım. Buradan bize bir ekmek çıkmayacak abi. Buradan bize bir ekmek çıkmayacak. Yüzde büyüyünce iyi mi oluyor? Evet. Oradaki yüzde büyüyünce iyi oluyor. Bak şimdi şunun özelliğinden bahsedeyim. Şimdi bak. HP Ips en fazla 31 olur. Atak hepsi bunların en fazla 31 olur. Bunun HP'si çok iyi. Atağı çok düşük. Bak atağı 4. 31 üzerinden 4 çok düşük demek. Defansı da 31 üzerinden 3. Special atağı, sihirsel atağı 31 üzerinden 6. Special defansı, sihirsel defansı 31 üzerinden 13. 31 üzerinden hızı da 10. Yani bunun özellikleri bayağı kötü. Onun dışında şöyle bir özellik daha var. Evs özelliği var. Bu da sizin Pokemon'unuz kendi kastınız. Başka Pokemon'ları yendikçe Pokemon kendine eğitiyor. Kendi özellikler kazanıyor. Mesela bak şu anda bizim Charmeleon'umuzu gösterdim. Bak Charmeleon hızı 50 olmuş bak. Rattata kese kese hızı 50 oldu. Rattata bize hız özelliği veriyor. Çünkü bak Charmander Rattata ile savaştığında hız özelliği kazanıyor. Başka Pokemon'lar kestiğimizde bak atağı 16 olmuş. Buradan Evs özelliği artıyor. Ama Eevees değişmez, Evs değişir. Evs'i kendiniz kasabilirsiniz, IVS değişmez. IVS, Pokemon'unuzun bir kere IVS olur. O daha güçlenmez ama EVS'ini tamamen kendiniz kasabilirsiniz. Pokemon'u daha da güçlendirebilirsiniz yani, anlatabiliyor muyum? Ve şu anda bizim Charmander'ımız bayağı kötü gelmiş. Moonstone'dan kılıç yap, yere sağ tıkla, gece görüş al. Gerek yok. Abi Pinsir. Yeminle Pinsir duydum, dur. Pinsir. Pinsir nerede abi, dur. Pinsir. Abi burada bir yerde Pinsir duydum. Yukarıda mı acaba? Dur bakalım. Abi Pinsir duydum, onu yakalamam lazım benim. Hadi abi. Hadi abi. Şunu kır. Lan kır artık. Şunu da kır abi. Burada bir pinsir duydum. Bir dakika, yakalamak lazım abi. Sesini duyuyorum. Evet burada. Seni bir yakalayalım aslanım. Gel sen buraya. Pinsir'i de severim. Sana bir ejderha öfkesi atalım bakalım. Sağlam ye. Yani şöyle en iyi Pokemon Eevee'si full 31 olacak. Evet öyle. Eevee'sini sen ne kasarsan öyle olur. İstersen Eevee'sini Pokemon'un saldırı kasarsın. İstersen savunma kasarsın. O sana kalmış. Ama Eevee bir kere gelir.
Anladın mı? Memlük yap bir dahaki seride. Bir dahaki Age of Civilizations serisinde Memlük olacak. Abi Wonder Trade yok. Wonder Trade VIP'lere özel yapacağız büyük ihtimalle. Bonus serisi özelliği şu anda var. Hatta ben bir Wonder Trade yapayım bakalım. Abi, az saldırı attım dur. Ne attığımı hatırlamıyorum. Of ölmedi, bir canı kaldı. Yani bu pinsir iyi galiba gelmediğine göre. Sunucuya biz girebiliyor muyuz? Evet şu anda 15 kişi var. Şu anda sunucuda beta'da millet. Yakaladığınız Pokemon'lar falan silinecek. Girdiğinizde. Aa pinsir geldi, çok güzel. Gifts 6. 43 is kötü. Şimdi şu Primeape'i veya Venonat'ı abi Wonder Trade yapayım. Bu özelliği de göstereyim. Şimdi Wonder Trade 4 yaptım gördüğünüz gibi. Wonder Trade 4. Confirm yazacağız şimdi. Bir dakika pardon. Wonder Trade. Venonat. Tentacruel geldi. Tentacruel güzel Pokemon'dur. 72 geldi. Çok güzel. Bu Tentacruel'u kullanacağız. Zaten şu anda sadece sunucuda jenerasyon 1 açık. Bu yüzden bayağı bizim için yararlı olur. Yejon, sana şöyle bir Discord şeyi atayım abicim. Şöyle Discord linkini bırakayım sana. Discord'da indirme linkleri falan var. Hepsini oradan girebilirsin. Muz çıktı galiba şu anda. Muz sunucuya gireceğim dedi. Sunucuya girince Discord, Twitch'ten çıktı herhalde push. Hain Muz. Anladım abi, ben ne yapsın? Yavaş yavaş öğren diyorum. Eğer kızıyorsan çok soru soruyorum diye kusura bakma. Oğlum niye kızayım? Boşuna mı yayın açıyoruz? Aha. Burada bir Krabby'miz var. Krabby'yi de keselim. Onu daha önce kesmediğimiz için seviye alırız. Su Pokemon olarak Tentacruel kullanacağım veya Gyarados. Gyarados. O yüzden şu anda Krabby'ye ihtiyacım yok. Onu kesebilirim. Pinsir. Pinsir sağlam hasar yiyecektir ama bakalım Pinsir'le bir vuralım. Pinsir seviye alsın. Abi Pinsir değil de şöyle Tentacruel ölmezse eğer. Tentacruel ölmezse Pikachu alacağım. Evet ölmedi. Tentacruel seviye alsın beyler. Tentacruel sağlam Pokemon. Kesin çok güzel hemşerim, eyvallah. Muz vuruyormuş. Muz AFK takılıyor. Muz niye Discord linki atmıyorsun da? Oğlum öl lan artık sen de hadi. Çok güzel. Tentacruel'umuz seviye aldı. Şimdi bunun şu anda vermeye gerek yok abi bu özelliğini. Tentacruel'umuz bayağı seviye kazandı. Başka yapacak bir şeyimiz var mı? Ona bakacağım. Takip ediyorum ya. Et. Bu ne lan? Ha yere gömülü sandım değilmiş. Oradaki eğitmeni yere gömülü sandım ama değilmiş. Eskiden şeyi hatırlayacağım. Şeyi hatırladım. Onu anlatacağım size. Bu Pixelman modunu ilk oynadığım zamanlar. O zaman serverlarda falan oynamıyordum. Normal single player'da oynuyordum. Sanıyordum ki abi şöyle eğitmenler falan var ya. Sanıyordum ki benim oyunuma başka oyuncular gelmiş. Onlar da oynuyor sanıyordum. O zaman 12 yaşında mı 11 yaşında mı neyim. O zamanlar abi bu NPC'leri gördüğümde sanıyordum ki başka oyuncular gelmiş. Benim oyunuma katılmış, onlarla oynuyor sanıyordum. Ulan ne kadar şeylik, ne kadar saçma sapan şeyler düşünüyormuşuz abi. Gel abi şöyle. Böyle bir şey olabilir mi abi yani? Daha çocuğuz, onları bilmiyoruz tabi. Ben daha bilgisayar kullanmayı bilmiyorum o zamanlar. O NPC'leri başka oyuncu sanıyordum böyle. Oyunun sesi çok fazla, kısar mısın? Oyunun sesi mi, müziği mi? Müziğini şu anda ben kıstım zaten. Ben game modda olduğum için gelmeyecek. Ana sesini kısayım biraz. Müziği kendim şu anda çalıyorum ben. Pixelmon müziği bunlar da. Primeape var abi orada. Yukarıda bir Monkey'yi de duydum. Monkey yakalayalım biz. Primeape değil de Monkey'ini yakalayalım bunu. Kendimiz Primeape yaparız. Monkey kaçma abi. Kaçma abi. Müziği berbat. Nasıl berbat lan müziği? Çok güzel oğlum müziği. Çok duygusal bir müziği var. Herkes öyleydi abi demiş. Ben kendim tek sanıyordum. İyi Allah'tan tek değilmişiz. Yakaladık. Şimdi millet gördüğünüz üzere 6 Pokemon'umuz doldu ve diyeceksiniz ki Pokemon'u bilmeyenler, modu bilmeyenler ne yapacak? Ne edecek? Bu Pokemon nereye gitti? Warp hastaneye hemen gidiyorsunuz abi bakın. Diğer Pokemon'umuz nereye gitti hemen göstereyim. Bakın şu 6 doldu artık PC'ye gidiyor Pokemon'lar. Bunları ben kendim almıştım. Şunları geç. Bak buraya geldi Monkey. Artık bu Monkey'yi kullanabiliriz. Şu Primeape silahı bu iyi değil. Monkey ne kadar? 52 gelmiş. Yine fena değil. Neyse millet ufaktan artık yayını bitirelim.
sunucuyu da yeniden whitelist'e alacağım. Biraz daha çalışmamız gerekiyor çünkü sunucuda şu anda. Biraz daha whitelist'e alalım sunucuyu. Ondan sonra sunucu tamamen bittiğinde hallederiz artık. Ufaktan yayını da kapatalım. 1 saat 16 dakikadır yayındayız. Güzel oldu, eğlenceli zaman geçirdik. Daha da yayınlarımız olacak, merak etmeyin. Yayına katıldığınız için, izlediğiniz için, sunucuya girdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer Twitch kanalımıza şu anda takip etmiyorsanız, takip etmeyi unutmayın. Sadece YouTube kanalımıza da abone değilseniz yandaki o şeylerden bulabilirsiniz abi. O aşağıda kartlar matlar var. Oradan YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Sadece Twitch takip ediyorsunuz. Oraya da abone olabilirsiniz. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.